Nasıl Kardeş, oldu? olay bunlar bir ay önce tartışmışlar zaten. Bir şey yoktu. Gelip gidiyorlardı. Hayat iyilerdi. Bugün de sinsice gelmiş. Kapıyı kırmış. Çocuğu bıçaklamış. Öldürmüş. Tam yani öldürmeye teşebbüs etmiş. Beni de aradı. Telefonda şeyleri de var. Ben kızımı öldürdüm. Ben teslim olmaya gideyim dedi. Yani biz adama karşı bir şeyliğimiz de olmadı. Yani böyle içimizi yaktı. Kaç yıldır evlidirler? Evlidirler. Bunlar 15-20 senedir evliler. Şiddetli bir geçimsizlik var mı? Hayır, hayır, gayet iyi. İkisi de çalışıyor. İki tane de pırıl pırıl çocukları var. Öyle bir sorunları yok. Yani boşanma süreci falan var mıydı? Şu an işte bir aydır bir tartışıyorlar da ben de öyle boşanma tarafında değildim yani. Öyle aralarını bulalım diyorum. Bugün de gizlice gelmiş. Evde kapının camını kırmış. Çocuğu bıçaklamış gitmiş. Sizin evinizde mi yoksa? Bizim evimde, benim mi? Kendi evimde. Kız burada kalıyordu zaten. Kendileri Mahmutlar'da oturuyor. Olay böyle olmuştu. Müdahale eden olmadı mı insanlar? Müdahale, ben işteydim. Kardeşler ailece işteydi. Kendi evde zaten, kendi akşamüstü işte gidiyordu. Komşular da burada gördü mü görmedi mi bilmiyorum. Hayır, burada Amir abi var, ona sorabilirsiniz. Burada onları, en ilkin onlar gelmişti. Ben kız burada yatakan gördüm zaten. Ambulans aldı, hastaneye gittik maalesef. Hastanede mi? Hastanede. Evladımızı kaybettik, pırıl pırıl çocuğu. Yani dikkat etsinler bu olayları, hafife almasınlar yani. Şimdi ne bekliyorsunuz? Tabii kadına Abi şiddet. Bu kadına şiddet işte, buna müdahale etsinler devletim. Uzaklaştırma verelim zaten. Zaten bir iki karakolda ifadeleri var. Yani bu gerekeni bu. Çocuklar yetim kaldı. Evet, aynen öyle. İdam etseniz. Evet. Evet, olay bu. Olay yeri burada işte. Burayı açmış, girmiş. Kız galiba yatıyormuş. Baba, baba. Onu durmuyor, kendi yazdırın ya. Çocuklar 8 ve 13 yaşlarında. Evet.